Foto Gazetesi 4. sayfaya baktığımızda Trabzonspor Teknik direktör Avcı'dan net mesaj başlığını görüyoruz. Gruptan çıkarız. Monaco'yu yeneceğiz. Ardından yine iç sahada kazanarak gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Taraftarımız rakibi baskı altına alsın. Bize destek olsun. Geçtiğimiz sezon birlikte şampiyon olduk diyor. Atmosfer geçen sezona göre biraz daha düşük gibi hakikaten Trabzonspor mücadelelerinde. Ama Monaco maçı belki tribüne de bir geri dönüşün başlangıcı olabilir. Taraftar desteği gerçekten önemli. Her zaman her takım için önemli. Yani 12. adam sözü gerçekten bu kadar yakışmaz. Sahada 11 adam var. 12. adam bazen sonucu değiştirebiliyor, skoru değiştirebiliyor. Destek tabii ki çok önemli. Tepki de olacaktır. E, hocanın istemiş olduğu desteğe son derece doğal buluyorum. Fakat kazanmak adına her şey yapacağız dediği zaman Gomez olsaydı belki bir çift forvet olayı. Ben e, iki tane çok değerli golcü var. İkisini bir arada sadece kısa bölümlerle izleyebildik burada kazanmak adına her şey yapacak. Mesela Eren Elmalı'yla Larsen performanslarına dikkat çekti. Zannediyorum gelen sonu üzerine. Evet. Bu iki oyuncunun da sezon başı formundan uzak olduğunu görüyoruz. Bunun için de tabii ki hoca ve yardımcıları bir çare bulmak zorunda. Evet Eren Elmalı milli takımdan moralsiz döndü. Ama ardından bayağı zaman geçti. Şimdi Larsen baktığı zaman keza aynı şekilde. İki oyuncu da biraz daha yukarı çıkarması lazım performanslarını. Çünkü Günümüz futbolunda artık oyun geriden kuruluyor. Kanat bekler de çok önemli olduğu için iki tane oyuncunun maç performanslarını ben sezon başına göre geride buluyorum. Çünkü iki tane nokta transfer yaptı dedik Trabzonspor için. Oraya da dikkat çekti. Eğer Trabzonspor bugün Monaco karşısında kazanmak istiyorsa evet seyirci desteği önemli ama bu iki tane bekin performansı en az umut kadar ya da işte Yusuf Parti, Trezege, Hamsik, Yopus kadar önemli ama iki tane oyuncuyu özellikle ben akşam dikkatli izleyeceğim. Hoca da ona vurgu yaptı. Ee, kazanmak zorunda Kopenhag maçıyla başlayan bir Avrupa'daki o e, beklentinin altında kalma diyeyim. Çünkü belki de bugün Trabzonspor o Cornelius'un biraz daha formda olmuş olsaydı, biraz daha bitiriciliği olmuş olsaydı belki şu anda Şampiyonlar Ligi grubunda izliyor olacaktık. Evet. Dolayısıyla o beklenti e, altında kalındı. Grup maçlarında da keza aynı şekilde evet 10 kişi kaldı. 10 kişi kalmasaydı belki daha farklı bir maç izleyebilirdik. Skor anlamında en azından. Fakat bugün Seyirci desteğiyle ben maçı kazanacağını inanıyorum. 11'de sürprizler yapıyor mu hoca da yavaş yavaş sürprizler yapmaya başladı. George Jesus kadar olmasa da Abdullah Hoca da sürprizler yapmaya başladı. Bugün Gomiz olsaydı mesela ben, ben Gomiz'le beraber çift forvette başlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü kazanmak adına e, vurgu yapan teknik adamın Gomiz'in yerine belki Yusuf Yazıcı maçın başında mı olur ya da belli bölümlerde mi olur? E, forvet, forvet arkası gibi atarak kazanmak adına her türlü riski alacağını düşünüyorum. Beklediğimiz 11'e bir göz atalım. Uğurcan Kale'de Larsen, Bartra, Densvil, Erenli bir savunma hattı bekliyoruz Trabzonspor'da. Orta alanda Gbamin, Hamşik, Bakasetas üçlüsü, ileri üçlü de Canini, Umut Trezege beklediğimiz Trabzonspor kadrosu bu şekilde ama Trezege'nin de hafif bir sakatlığının olduğunu ve dün takımla birlikte çalışmadığını ifade edelim. Ee, yani bu muhtemel 11'de bir değişiklik de söz konusu olabilir ilerleyen saatlerde beklediğimiz Trabzonspor kadrosunu ekranlara yansıtıyoruz. Ee, bu 11, bu muhtemel 11 önde eğer herkes sağlıklı olursa Trezege, Canini, Umut Bozok üçlüsü e, yeterli üretkenliği sence gösterebilir mi? Yani e, olmayabilir. O yeterli etkinliği göstermek için. Burada mesela ben Yusuf Yazıcı ilk maçta vardı burada yok. Yusuf Yazıcı e, Fransa Ligi'ni de bilen. Orada şampiyonluk yaşamış bir avantaj olabilir. Bir sürpriz olabilir. Mesela dün Umut Bozok'a orada bas toplantısına çıkarması, Eğer Umut Bozok olmasaydı Yusuf Yazıcı çıkabilirdi. Çünkü o Fransa'da e, futbola başlamış. Orada yetişmiş bir kişi olarak. Yusuf Yazıcı kez aynı şekilde Fransa'da şampiyonluk yaşamış. Trabzonspor'un kiraladığı kendi oyuncusu trazege'de bir düşüş var. Trezege mesela bundan 3-5 maç önce tam böyle toparladı. Gol asist derken ama son 1-2 maçta bakıyorum çok fazla kendini yere bırakıyor. İkili mücadele özellikle. Son maçta bir penaltı isteği hakemin oyunu devam ettirmesi. Biraz daha oyun içinde olması lazım. Biraz daha fazla sorumluluk alması lazım. Belki 11'de başlar. Belki ikinci yer olur ama Trezeg önemli bir oyuncu. Yeter ki Biraz daha bize Trezege olduğunu hatırlatsın. Yani Vakeme'den geçtim artık. Vakeme benzetmelerine hep kızıyordum Vakeme gittiği için. Fakat şu an Trezege golünü attı, asistini yaptı. Oyun içinde olmaya başladı. E, ne kadar oyun içinde daha güçlü kalırsa o kadar Trabzonspor için önemli. Fanatik'in ikinci sayfasında taraftarımızla baskı kuracağız ifadesi yer alıyor. monokomoç maçı öncesi basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı. Grupta iki takımın altı iki takımın 3 puanı var. Herkes çıkabilir. Bu maç çok önemli. Taraftarımızın desteğiyle rakibi baskı altına alıp kazanmalıyız. Beşiktaş karşılaşmasını şu an düşünmüyoruz dedi. Gerçekten eğer Kızıl Yıldız evinde voruşu, Trabzon Trabzonspor Monaco'yu yenerse bitime iki maç kalıyor. Herkes 6'şar puana geliyor. Böyle bir durum da var ve aslında yaşanmayacak bir gelişme de değil. İkili avaraj değil, falan hesaplamaya başlar ondan evet. sonra. Artık ikili avarajın da çok önemli olmadığı için. ilginç tabii ki. Yani Burada sanki böyle ikinci yarı, Siopis, Bakasitas. E, düşünsene de geçen sene bunlar direkt oynayan oyuncular. 11 oynayan oyuncular. Şu anda hoca orada iki oyuncuyu belki Beşiktaş maçını düşünerek. Yani ne kadar Beşiktaş maçını düşünme öznesi de o da dönemli. Sonuçta şampiyonluk yarışında orada kaybedecek bir puan e, yarışın dışına bırakmaz ama psikolojik olarak iki maçı kaybettiğiniz zaman çok ciddi bir baskı altında kalırsınız. Son şampiyon. Daha Ama düşünmemesi gerekiyor e şu aşamada. Her maç maç bakmak tabii lazım tabii ki. Yani. Her zaman oynanan maç en büyük maçtır yani. Sonuçta Monaco'da ya da X bir takımla oynamış olsaydı yine aynı. Ama bir taraftan da e onun planı da yapar hocalar yani. Evet. Şu an için bu akşam önemli kazanırsa. Ben Umut da gol ya da goller atarak kazanacağı bir maç e düşünüyorum bu akşam. Hı hı. Ama tekrar söylüyorum orta saha ve bekler önemli. E Umut Bozoğlu'nun canini hala acaba... Canini mesela bu tip maçlarda hoca canini yönetiyor. Likte... Yine bekliyoruz 11'i. Yine bekliyoruz. Şaşırtabilir. Ben mesela Yusuf tam olarak e, beklentinin altına henüz daha bize e, Yusuf büyük beklentilere transfer edildi. Sen mesela şu ana kadarki performansı çok fazla oynamadı ama bu akşam mesela onlardan bir tanesi olabilir mi? Bir sürpriz yapar mı? Yaparsa şaşırmam. Abdülkadir Ömür'ün de yine bir hafif sakatlığı söz konusu. Onu zaten 11'de beklemiyoruz. Yani Trabzonspor'un akademisinden yetişen oyuncuların vereceği katkıda çok çok önemli açıkçası. E tabii Yusuf Abdülkadir mesela onların birlikte çıkışı ve Yusuf'un gidip e, yurt dışına transferi, Abdülkadir'in duvarda kalması, beklenen transferlerin mesela belki şu anda Abdülkadir de orada. O ikili o dönem çok çok iyilerdi mesela Trabzonspor'da. O akademide yetişen iki oyuncu dedin ya işte mesela. Evet. Bugün de mesela e, o geçmişi oynasalardı bize belki tekrardan o ilk çıktıkları dönemi yansıtabilirlerdi ama kim oynarsa oynasın Trabzonspor galibiyet bekliyor, galibiyet istiyor. 3 puan alması durumunda sonraki maçlar büyük bir keyif içinde geçer. İki avaraj yok çünkü yani olmadığı için bir golün çok daha önemli olduğu bir durumda hesaplar başlar. Takvim gazetesine bir bakalım 14. sayfaya. Sadece Trabzonspor'la ile ilgili bir haber değil. Türkiye'deki önemli üç kaleci ile alakalı bir haber. Türk futbolunun gözbebeği 3 kaleci büyük düşüş yaşıyor. 1 numaralı sıkıntı başlığı atılmış. Uğurcan, Altay ve Ersin'in gerileyen grafikleri rakamlara da yansıyor. Trabzonspor'un şampiyonluğunun mimarı olan Uğurcan'ın kurtarış yüzdesi 79'dan 56'ya, Fenerbahçe'nin genç kaptanı Altay'ın 77'den 64'e, Beşiktaş'ın yetenekli eldiveni Ersin'in ise 65'ten 59'a indi. Üç kalecinin maç başına yaptığı kurtarışlar ve pas yüzdeleri de bir hayli geriledi. Acaba oyuncuların üzerinde taraftarların kurduğu Baskı da bu konunun sebeplerinden bir tanesi mi? Salt bunu formsuzlukla ya da yeteneksizlikle açıklamak kolay değil Savaş Çorlu. Şimdi şöyle bir şey de var aslında. Beklentinin yükselmesi geçtiğimiz sezona göre rekabetin biraz daha kızıştı. Şu anda 7 takıma bakıyorsun. 7 takımın da şampiyonluk şansı var. Bir puan var mesela. 2 takımın 18, evet. 4-5 takımın 17 puanı var. Ve bu sezon gerçekten rekabet çok üst seviyede. Yani koru bir mücadele var. Ligin belki tüm takımları değil ama şu bize net gösteriyor. 6-7 takımlı bir yarışın son haftalara kadar devam edeceği gibi gözüküyor. Evet. Puan farkının geçtiğimiz sezon doku olduğu gibi Trabzonspor kaçıncı hafta almıştı? 6. hafta ya da 7. hafta liderliği alıp sezon sonuna kadar devam, etti. devam ettirdi. Ve sonunda şampiyon oldu. Ama arkasına baktığı zaman hep rahat bir ortam gördü. Şimdi 1-2-3-4-5 takım gidiyor arka arkaya. Başakşehir, Adana'da bir spor, Konyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe... Şu andaki puan farkında hepsi birbirine yakın. Bir puan var. E burada da e, rekabet olduğu zaman tabii kaleciler de artık o rekabetin içinde. hatalı goller mutlaka olacaktır. Ama saydığımız kalecilerin hepsi de <laughs> milli takım. Şu anda bu sene bir tek Mustarı'yı ben formda görüyorum. Geçtiğimiz sezona göre. Onda da herhalde kaleci antrenörünün bir dokunuşu olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca'nın e, gelişiyle beraber. Daha önce çünkü Taferal'dan sonra Fadıl Koç'tan çalıştırıyordu. Kaleci antrenörleri çok önemli. Mesela Altay'ın da... E, şimdi ismi aklıma gelmedi. Fenerbahçe'de Marco Kamp diye mi okunuyor? Kaleci antrenörü ayrılmış herhalde onun da etkisi oluyor. Yani kalecilerin performansı %100 kaleci antrenörlerine bağlı. Kraft var. mı söylüyorsun? Marco Kraft olabilir. Yani bu ayrılmış çünkü şu anda bilmiyorum onu konuşuyorlar. O kaleci antrenörü ya da X bir takımın kalecisinin çalıştığı antrenör değiştiği zaman kalecilerde bir düşüş olabiliyor. Mesela geçtiğimiz sezonlarda da iki tane üç tane Fenerbahçe'de kaleci antrenörü değişmişti. O performansı etkileyebileceğini düşünüyorum. Savunma oyuncusu önünde ya bir üçlü oynuyorsunuz bir dörtlü oynuyorsunuz. Geçtiğimiz sezondan bu tarafa isimlere bakalım. Herhalde en çok önündeki dörtlü ya da üçlü değiştiren kaleci Altay olmuştur. Olabilir. Yani net